Taşların oyuna başlamadan önceki yerleşimi ve taşların isimleri resimdeki gibidir. Siyah taşların yüzde kaçı piyondur? Kaç tane siyah taşımız var? 8, 8 daha 16 tane siyah taşımız var. Bunun 8 tanesi piyon. Bakın burada önde verilen taşlarımız. 8 tanesi piyon. Sadeleştirirsek kesrimizi 1 bölü 2 oluyor. Yüzde kaçı diye sorduğu için paydamızı 100 yapmak istiyoruz. Bu durumda 50 ile genişlettik. 50 bölü 100 oldu. Yani %50'si piyondur. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Taşların oyuna başlamadan önceki yerleşimi ve taşların isimleri resimdeki gibidir. Bütün taşların yüzde kaçı piyondur? Toplam kaç tane taşımız var? 8, 8, 8, 8. 4 kere 8'den 32 tane taşımız var. Kaçı beyaz piyondur diyor. 8 tanesi beyaz piyon. 8 bölü 32 dedik. Sadeleştirebiliriz. Sadeleştirirsek her ikisi de 8'e bölünüyor. 1 bölü 4 oldu. Yüzde kaçı dediği için paydamızı 100 yapmak istiyoruz. Bu durumda 25 ile genişlettik. 25 bölü 100 oldu. Yani %25'i beyaz piyon. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Taşların oyuna başlamadan önceki yerleşimi ve taşların isimleri resimdeki gibidir. Eğmen Yaman'ın piyonlarının %25'ini, tüm taşlarının ise 8'de 5'ini yediğine göre Yaman'ın yenen taşlarının yüzde kaçı piyondur? Yaman'ın piyonlarının %25'i yenmiş. 8 tane piyonu vardı. %25'ini bulmak istiyorsak 25 ile çarpıp 100'e böleceğiz. 25 ile çarparsak 200 oldu. 200'ü 100'e bölelim. 2. 2 tane piyonu yenmiş. Tüm taşlarının da 8'de 5'i yenmiş. Tüm taşlarının sayısı 16. 16'nın 8'de 5'ini bulmak için ne yapmamız lazım artık? 16'yı 8'e bölüp 5 ile çarpalım. 8'e böldük. 2. 2 ile 5'i çarparsak da 10 tane taşının yendiğini görüyoruz. Bu 10 taştan ikisi piyonmuş. Bu durumda yüzde olarak ifade etmek istiyorsak 10 ile genişletelim kesrimizi. 20 bölü 100 oldu. Yani %20'si. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda verilen K, L ve M sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Verilen ifadelerimizi yüzde sembolüyle gösterimlerini yazalım. K 9 bölü 20 olarak verilmiş. Paydasını 100 yapmak için 5 ile genişlettik. 45 bölü 100 yani %45 oldu. L zaten yüzde sembolüyle verilmiş. M'yi bulalım. 0 tam 10'da 4. Yani 4 bölü 10 olarak yazılıyordu. Kesir şeklinde yazmak istersek. Paydasını 100 yapmak için 10 ile genişletiriz. 40 bölü 100. O da yüzde 40 oldu. Büyükten küçüğe doğru sıralamamız isteniyor bizden. K en büyük. Daha sonra M. Daha sonra da L şeklinde olacak. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Bir havuzun 5'te 1'lik kısmı dolu olduğuna göre yüzde kaçlık kısmı boştur? 5'te 1'lik kısmı dolu. Havuzumuzun tamamını 5'te 5 olarak alırsak 5'te 1'i çıkardığımızda boş kısmı buluruz. O da 4 bölü 5 oldu. Bu boş olan kısmı havuzumuzun. Yüzde kaçtır diye soruyor. 4 bölü 5'i yüzdelik olarak yazmak istersek paydasını 100 yapmamız gerekiyor. Bunun için 20 ile genişlettik. 80 bölü 100 yani yüzde 80'in boş olduğunu gördük. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Yukarıdaki basamak değerlerinin toplamı şeklinde verilen ondalık gösterimlerin toplamı kaçtır? Basamak değerlerinin toplamı şeklinde verilmiş. Yazalım sayımızı. 63 tamımız var bakın. 63 tamımız var. Burada %1 ile %5'i toplarsak %6 yapıyor. 63 tam %6 şeklinde olacak o zaman. Bu şekilde yazdık A sayısını. B'yi bulalım. 7 tamımız var. 10'da 1'ler basamağında birimiz var. Bir tane 10'da 1'liğimiz var. %2 ile %3'ü toplarsak da %5 olarak buluruz. %1'ler basamağımızda 5 var bu durumda.
Artık bizden ikisinin toplamını istiyor. 63 tam %6 ile 7 tam %15, 15'i toplayalım. 6, 5 daha 11, bir eldemiz var. 7 ile 3'ü toplarsak 11 eldemiz var. 70 tam %21 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıdaki şekilde kırmızı çizgiyle ayrılan her dilimin içindeki sayıların toplamı ortadaki sayıya eşittir. Buna göre A eksi B kaçtır? Dilimlerin toplamının neye eşit olması isteniyor bizden? 10'a eşit olması isteniyor. Bu durumda 10'dan 3 tam 10'da 9'u çıkarırsak A'yı buluruz. Çıkaralım. Boşluğumuza 0 koyduk. 10'dan 9 çıkarsa 1, 9'dan 3 çıkarsa 6. 6,1 oldu A ifadesi. 6 tam 10'da 1'e eşit. B'yi bulmak istiyorsak yine toplamı 10 olacak. Bu durumda 10'dan 5,4'ü çıkardık. Yani 5 tam 10'da 4'ü. 10'dan 4 çıkarsa 6. Burada 9. 4 tam 10'da 6 oldu B'de. A'dan B'yi çıkarmamız isteniyor. Çıkaralım. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı 5. 50'de aldığımız için burada 5 kaldı. 5'ten 4 çıkarsa 1. 1 tam 10'da 5 olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Aşağıda 3 bardağı belli miktarlarda su doldurulmuştur. Buna göre bu 3 bardaktaki suların toplamı kaç litredir? Toplayalım. Birinci bardağımızda 0 tam %5. İkinci bardağımızda 0 tam %7. Üçüncü bardağımızda da 0 tam 10'da 1 var. Toplarsak 7, 5 daha 12, bir eldemiz var. Buraya verdik. Toplarsak 1 ile 1, 2. Burası da 0. 0 tam %22 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir ayakkabı ustasının ürettiği ayakkabı sayısına göre alacağı ücret aşağıdaki gibi verilmiştir. Ayakkabı ustası ürettiği her ayakkabı için 40 lira el emeği ücreti almaktadır. Üretilen her ayakkabı için malzeme ücreti 50 liradır. Usta kendisinden 20 taneden fazla ayakkabı sipariş yapan ayakkabı firmalarına her bir ayakkabı için alacağı el emeği ücretinden %25, malzeme ücretinden de %20 indirim yapmaktadır. Buna göre 50 tane ayakkabı siparişi veren güzel ayakkabı firması ayakkabı ustasına kaç lira ödeme yapar? El emeğinden %25 indirim yaptığı söylenmiş bize. Bu durumda 40'ın %25'ini bulalım. 40'ı 25 ile çarpıp 100'e bölelim. Çarparsak 1000 oldu. 100'e bölersek 10 oldu. 40 liraydı. 10 çıkarırsak 30 lira el emeği ücret alıyor. Malzeme ücreti için de 50 lira %20 indirim yapıldığı söyleniyor. Yani ne yapacağız? 50'yi 20 ile çarpıp 100'e böleceğiz. Çarparsak 1000. Yine 100'e bölersek 10 lira indirim yapıyor. 50'den 10'u çıkarırsak da 40 lira malzeme ücreti alıyor. Bir tane ayakkabımız bu durumda kaç liraya geliyor bakalım. 40 ile 30'u toplarsak 70 liraya geliyor. 50 tane ayakkabı aldığımızda, yani güzel ayakkabı firmasının ödediği ücreti bulmak istiyorsak 70 ile 50'yi çarparız. 7 ile 5'i çarparsak 35, yanına 2 tane sıfırımızı ekledik. 3500 liralık ödeme yapar. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı.